Aydın'ımızın hemen hemen her köyünde olduğu gibi Çarıklar köyünde de üretici, ürettiğinin karşılığını alamadığından yakınıyor. Her yıl ne alacağını bilmeden ürününü yetiştiren, yetiştirirken yaptığı harcamalar için borçlanan üretici, sıra ürününü pazarlamaya geldiğinde her defasında aynı hayal kırıklığını yaşıyor. Bu sadece Aydınlı üreticinin değil, tüm Türkiye genelinde üreticilerin sorunu. Bu sorunu aşmak mümkün değil midir? Elbette mümkündür. Nasıl bir kent plansız programsız büyür, varoşları oluşur, trafik karmaşası yaşanır, daha sonra büyük şehir ilan edilir ama planlama kavramını yine ağzımıza almadan kentleşmeye, daha doğrusu kasaba irisi olup sorunlara devam ediyorsak, köylerde de köylü gerek köyünün gelişimi sorununda, gerekse üretiminin bilinçli ve planlı yapılması konusunda kendi kaderine bırakıldığı için herkes yıllardır bildiğini yapmaya devam etmektedir. Oysa dünya farklı gelişmiştir. Gelişmiş diye adlandırdığımız ülkelerle bizim ülkemizin köyleri ve köylüsü arasında neden bu kadar büyük uçurum vardır? Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz da Avrupa ülkelerinde gerek kent gerekse kırsal alanlarda yaşamın ülkemizden çok farklı boyutta olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyorsak değişmek için kocaman kocaman adımlar atmak yerine neden hala yerimizde sayıyoruz? Dört mevsimin kimi zaman aynı anda yaşandığı ülkemizde yazık ki ne tarım alanında ne turizm alanında Türkiye olarak olmamız gereken yerde değiliz. Yüzlerce çeşit ürün yetiştiriyoruz. Dünya pazarlarını değil ele geçirmek ucundan kıyısından dahi yaklaşamıyoruz. Ürünlerimizi işlemekte, saklamakta, dünya piyasalarındaki arz ve talebe göre yetiştirmekte ve pazarlamakta, kaliteli ürün yetiştirmek için dünya standartlarını takip etmekte de geriyiz. Üstelik geri kaldığımızda kabul etmeden biz çok başarılıyız diyebiliyor ama başarımıza kendimiz dahi inanmazken Avrupa Birliği'ne girme düşleri kurduğumuz şu günlerde Avrupa Birliği'ne dahil hangi ülkeyi inandırabiliriz acaba? Başarılı olduğumuz hatta Avrupa ve Amerika'yı dahi solladığımız bir alan var. Sanal eğlence dünyası. Bu dünyada topçu, popçu, manken, sunucu, medyum hatta yazar olanlar var. Eğer bunlardan birisi olabilmişseniz ne mutlu size. Çünkü para onlarda, şan, şöhret onlarda. Lüküs yaşam onlarda. Bu kadar imrenilir bir yaşantıya sahip olanların topluma verdiğine gelince, kolay yoldan, emek vermeden para kazanmaya özendirme, insan ilişkilerinde manevi ve ahlaki değer yargılarında erozyona yani yozlaşmaya neden olma. En önemlisi toplumun duygularını sömürerek refah içinde yaşamlarını sürdürmeleri. Gözün doysun seninki hiç gözü doymaz hiç utanmaz bıkmaz uslanmaz. Eğlenmekten çok çalışmaya gereksinimi olan bir ülkede insanları içi boş eğlencelerle uyutan bu kişilerin örnek kişiler gibi her gün göz önünde biraz daha zengin olmalarının yarı aç, yarı tok yaşayan, işsiz, dar gelirli, yaşamını zar zor sürdüren, hiçbir sağlık güvencesi olmayan ama bu toplumun hemen hemen %80'ini oluşturan vatandaşa ne katkısı vardır? Vatandaşın cebindeki tek kuruşa gözünü dikenler ne yazık ki uyutmaya devam ederek ceplerinin sürekli dolması için sanal eğlence dünyasını büyütmeye çalışacaklardır.
sadece politikacılara has olan bu özellik ne yazık ki şimdilerde adına sanat dediğimiz dünyada da oluyor. Yaşadığınız tüm olumsuzluklarda yakınmak, unutmak için iki tek, iki de göbek atmak yerine en azından bireysel olarak yaşantımızın her anında yapabilirliğimiz konusunda önce kendimize sonra muhatap olduğumuz herkese dürüst olalım. Yani yaparmış gibi görünüp hiçbir şey yapmadan sürekli mazeret üreterek yaşamayalım. Çünkü sonunda alışkanlığa dönüşen bu toplumsal hastalık bir gün nesillerimizin özgür olarak bu topraklarda yaşama hakkını dahi elinden alacaktır. Vakit geçirmeden halletmeli. Boş verin her şeyi, dileyin beni. Bu akşam eğlenelim sabaha kadar. Bizim dostluğumuz ölene kadar. Türk milleti Cumhuriyet'in ilk 10 yılındaki çalışma azmine, ruhuna ve ülke bütünlüğünün her şeyden önemli olduğu inancına yeniden kavuşmalıdır. Uzunca yıllar önce, tabii ki pek tarihini bilmiyoruz ama sanırım en fazla köylülerimizin dediğine göre 150 yıl kadar önce Çarık Ali adlı bir yörük yerleşiyor ve o zamanlar Çarık Ali'nin yerleşmesiyle birlikte burada bir yerleşim merkezi oluşuyor. Daha sonra köy oluyor. Adına da Çarık Ali deniyor. Zaman içinde Çarık Ali Çarıklar Köyü'ne dönüşüyor halk dilinde. Nasıl Selatin Köyü Zele Hatunken Selatin olmuşsa, burası da Çarık Ali'ken Çarıklar olmuş sevgili seyirciler. Ve köy halkını bir köy kahvesinde tanıyoruz. Bakalım onlar köyleriyle ilgili neler söyleyecekler. Adınız? Remzi Özen. Remzi Bey, inciriniz çok meşhurmuş. Evet. En iyi kalite incir burada yetişirmiş. Değil mi? Köyümüzde yetişir. Siz de yetiştiriyorsunuz. Yetiştiriyoruz. Hem de çok iyi oluyor bizim incirlerde. Geçen sene siz de sıkıntı çektiniz mi incir satışlarını? Tabii çektik. Biraz kooperatiften başka taraf biraz güzel almadı yani incirimizi. Ucuz aldı. Ve verdiğimiz yerden de parasını da alamadık daha. Halen var tüccarla. Kimisi iflas etti. Kendi aralarında anlaştı. Yani durum bundan ibaret incir olarak. Alamayanlar var. Siz o alamayanlar içinde değilsiniz ama değil mi? Tabii ki içindeyim. Değil mi? Siz de alamadınız. Milyara yakın alacağım var. Alamadım. Alamadınız. Tabii iflas etmiş falan deniyor. Onda durumu bilmiyoruz. Nasıl iflas etti? Yoksa paralar bir yere mi bağladı? Onu da bilemiyoruz. İşte bu kadar bir alacağımız Peki, var. Peki alacağınızı alabileceğinize inanıyor musunuz? Hiç inanmıyorum. Çünkü 7-8 ay geçti aradan. Biz umudu kestik ya tabii bilmem. Sonradan toparlar da bizim paramızı verirse onu bilmiyoruz. Kendi vicdanına kalmış. Şu anda imkansız. Sizin de mi var paranız orada? Yok mu? Öyle mi? Hayır. Adınız? Kadir Yavuz. Siz ona vermediniz. İyi yaptınız. Vermedim. Nasip o değilmiş. Başka bir arkadaşa verdik. Siz paranızı aldınız mı? Ben aldım. Aldım. Ama alamayan vatandaşlar da var. Çok. Peki siz normal fiyatta mı sattınız yoksa o fiyatta da bir şey var mıydı? Normal. Anormal. Yani fiyatta pek... Birkaç kuruş aşağı olsa bile iyiydi fiyat durumu. Aşağıya aldı. Aşağıya aldı tabii. Enflasyondan da paramızın diyarı düştü. Şimdi ya o parayı almış olsaydık mutlaka diyarlandırırdık yani yere bağlı. En fazla ne kadar sürede alıyorsunuz parayı? Şimdi bu sene çok uzadı. Başka... Yani en geç ne kadar zamanda? 3 ay içerisinde alıyoruz ama bu... 8 ay geç. Tabii bu sene o geçti. Ama tarih o veriyor parayı, ödüyor. Şimdi ona inkar etmemek gerekir. Bizim en büyük güvendiğimiz zaten tarış. Oradan aldık paramızı. Ona bir hani şeyimiz yok. Tarışı ayrı sattınız, tüccar ayrı. Ayrı. Tarış ortakız ya. Orada mal veriyoruz yani icabında. Bir tüccar bizi biraz bu sene... Tarışı satarken şu kadar incirim var demiyor musunuz? Tonajımız geçen sene bir tonaj veriliyor ona. Belli bir tonaj veriliyor. O tonajdan fazla almıyor tabii.
O tonajı da zaten oraya doldurduk. Ağrıç'tan olanları tüccara verdik. Ve bu duruma düştük bu sene. Nereye gidiyor incirleriniz sizin biliyor musunuz? Bizim incirlerimiz tüccara veriyoruz ama onlar... Ne oluyor bilmiyoruz. Onlar pazarlaması nereye var bilmiyoruz. Dünyada en çok incir üreten kent Aydın. En kaliteli ve yani yetiştirmede de birinci sırada Aydın kenti geliyor ve en çok yurt dışına da Aydın'dan gidiyor. Aydın zaten yalnız bizim çarıklara yemişe daha kaliteli, ince kabuklu. Yani onun için buranın yemişine çok talep var yani. İnce kabuklusu, tatlı olanı makbuldür diyoruz. Tabii ince kabuk. Evet, incir zamanı çarıklara gelin sevgili seyirciler. Buradan incirlerinizi alın, taze taze ince kabuklu incirleri. Abdullah Bayrakçı. Abdullah Bey, köyünüzün geçmişini siz daha iyi bilirsiniz herhalde değil mi? Neler yapardınız eskiden köyde? Eskiden ileşmerlik yapıyorduk, bahçe dikiyorduk. Şimdi yapmıyor musunuz? Yapıyoruz, çoluk çocuk yapıyor. Biz yeterli olarak geçtik. Emekli mi oldunuz? Emekli oldum. Size emekli maaşı veren de yok. Kıyak emeklilik falan yok mu size? Yok. Var, emekli maaşı var benim yani. Bağkur'dan emekli. Bağkur'a bağlısınız, emekli oldunuz. Evet. Ne kadar alıyorsunuz? 67 falan alıyoruz. Ayda. Geçiyor mu? İşte bazı. Bazı işte o kadarlık oluyor. Kendimizin yetiştirdiğimizden de ilave ediyoruz, yetiyor yine. Onda mı 3 ayda bir veriyorlar? Yok canım, incirlerin parasından, kendi yetiştirdiğim incirlerin parasından alıyoruz, ondan da alıyoruz, oradan da geliyor. Oradan takviye yapıyoruz birbirine. Ali Sarı. Ali Bey, yaş kaç? 74. Maşallah. Sağlığınız yerinde mi? Ayaklarımdan rahatsızım. Nesi var, ne var ayağınız? Ağrısız var dizlerimde. Bir şeyim yok, bastonla gezeyim. Bastonla yürüyorsunuz. Sigarayı bırakmamışsınız hala. Buyur. Sigarayı bırakmamışsınız diyorum. Ya olmuyor işte, bırakmayayım onu. Ne kadar içiyorsunuz? 2 günde falan bir paket içiyorum. Fazla içmem. Çok değil. İçiyor. O içeri içiyorum. Azar azar. Evet. 74 yaşında sigaraya devam. Çocukluktan beri içiyor musunuz? Hayır, ben askerdeyken alıştım. Orada başladım sigara içme. Arada bıraktım. Bir bırakıyorsun, bir ay, 2 ay, 3 ay içmiyorsun. Yine içiyorum. Kafa değişiyor. Yine içiyorum. Peki sizden öğrenmiştik köyün tarihçesini. Evet. Şöyle bir dinleyelim sizin ağzınızdan gene. Tabii eskiden ihtiyarlardan duyardım. Köyün ihtiyarlarından. Köyün yerli şeysini. Onları anlatırlardın. Eskiden hep göçebe yürütmüş. Dağda, bayırda, çadırda yaşarlarmış. Padişah ferman çıkarıyor. Her yörük olduğu yere iskan olacak diyor. Buraya gelen de bir Çarıkali isminde bir yörük varmış. O geliyor, ilkin bu köyün temelini o atıyor buraya. Ondan sonra gelen yerleşiyor. Onun tabii yörükler beyi oluyor tabii bu şeyden. Onların içerisine onlar yerleşiyorlar buraya. Size... Köyün ismi Çarıklar kalıyor. Ondan sonra o yörüğün nesli oluyor bu köyde değil evet, mi? Evet, devamı gari. Onun için köyde Çarıklar köyü ismini alıyor. Ben tarihe verdim ekseriyeti. Paramı aldım. Tüccara da verdim de oradan da aldık. Ekseriyeti tarihe verdim. Kaç kişi mağdur olan? Köyünüzden. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Yalnız 17-18 milyar köye bir para var yani gelecek. Yani. Gelmedi. Aynı kişi mi? Aynı kişi. Vermeyen. Aynı kişi vermeyen yani. Senede bir sefer incir gelirimiz var. O da bazı böyle vurgunculara vuruluyor. Para. Sene hem incir hem zeytin var Allah kısmet ederse. Ederse tabii zeytin de var. Zeytin olmadığı sene bayağı da sıkılıyoruz yani. Zeytin olduğu zaman tabii takviye oluyor. İncir tabii Allah bereket versin diyelim yine. Çoluğumuz çocuğumuz neslin anca okulabiliriz. İşte bazı yönden maddi durumlar zayıf geliyor yani. Yani gelirimiz giderimiz karşılamıyor yani. Tarihe verdim, hem tüccara verdim ama ben aldım yani. Paramı aldım yani. Nasılsınız yani? Şu anda iyi yani, durumumuz iyi. Ama bu sene iyi bekliyor musunuz? İyi ürün verecek mi bu sene? Ne dersiniz? Bilemezsin, başı belli değil. Onu Allah bilir tabii, ileriki günler gösterecek. Belli değil yani şu andaki hava iklimine bağlı bu da tabii. Tam incirin üstünde Allah çiğ yapar, yağmur yapar. Bu sefer tabii randımanını yemiş olmaz yani.
Daha zamanı var diyorsunuz bunu söylemek için. İnşallah iyi olur yani. Bir aksilik olmazsa iyi olacaktır. İnşallah iyi olur. İyi olursa her şey bol olacak. Zeytin, incir bir sefer önümüzdeki dönemde güzel olur o zaman. Bu sene yine umutluyuz yani inşallah. Tarih yine şeyimizi, malımızı kaldırır yani. Tüccarda da bakarsın, tüccar da iyi gider. Hareketli olur. Biz de tarihe de gideriz. Köylümüz artık aslında bu kooperatif olayını bir benimsese, Aydın'da bu yaygınlaşsa çok daha önemli olacak. Çünkü sizin hakkınızı sizden başka koruyacak kimse olamaz. İşte böyle tüccarın elinde mallarınız kimi zaman öyle, kimi zaman böyle şeye uğramasın haksızlığa. Verdiğinizin karşılığını alabilmeniz için kooperatifler kurmanız gerekiyor. Şimdi bir laf var. Malını övme, pazarını öve. Şimdi bizim tarış, büyük kuruluş İzmir'de mesela. Biz burada Erbeli, İncirlova, Germencik, Ortakla, bütün bu semtler incir yani. Deniz sayılı yani, rütübet biraz yani. Bunun pazarlamalarını tam yapamıyor mu yoksa incir bazı gidiyormuş, geri geliyormuş. Neden geri geliyor? Biz burada öyle bir kaliteli incir yetiştiriyoruz ki, burada gelecek adam yani aklı iş yapar. Bizim tarış Erbeli mesela, kendi oradan aldığı malı kendi satabilse daha güzel olur. Bu İzmir kuruluş tarışı mesela, bu İncirlova'ya, Aydın'a, yahut Erbeli böyle bir yerlere getirme imkanı büyük yetkililer tabii bunlara uğraş verse daha iyi olur yani. Biz bunu istiyoruz. Biz güzel kaliteli mal yetiştiriyoruz ama bu aracılar bunu satamıyor. Tarışta kaç ton mal olduğunu söylüyorlar. Neymiş işte milli eğitime dağılacakmış, yok şarap fabrikasına vereceğim. Gerek yok, biz çok güzel mal yetiştiriyoruz, uğraş veriyoruz. Pek çok programda bahsediyorum. Aydın'da yetişmeyen ürün sayısı çok az. Pek çok ürün yetişiyor ve bazıları da Türkiye genelinde ya da dünya genelinde en fazla üretilen kent olarak anılıyor. Bunlardan biri de incir. Türkiye genelinde kestane üretiyoruz. Fakat bunları Aydın'ımızda maalesef işleyemediğimiz için böyle tüccarlara hem çok fazla paramız gidiyor. Hem de aracı oldukları için, aracılar olduğu için yani burada bir fabrika olsa üretici direkt fabrikaya götürür satar. Arada tüccarlar olmaz. Ve hem işletmeci iyi kazanır hem de köylümüz daha fazla kazanır. Yapılan ürün de yani fabrikada işlenen ürün de daha kaliteli olur. Dileriz Aydın'da incir işletmeleri, zeytin ve özellikle kestane işletmeleri bir an önce gerçek kalitede yapılmaya, kurulmaya başlar diyoruz. Siz de bir incir üreticisisiniz. Ben zeytin üreticiyim. Hay Allah! İnciriniz yok mu? İncirim yok. Tam zeytin üreticiyim. Tam zeytin. Ne yapıyorsunuz? İki senede bir? Tarışa gönderiyoruz zeytinlerimizi. Hani güzel randımanımızı alıyoruz yani. Bir tane bile inciriniz yok mu? Var bir tane. O, ne olacak o? Kime yiyecek o? Siz yiyorsunuz onu. Peki burada genelde incir ve zeytinmiş. Tabii, ama sade incir, sade zeytin olan da var. Tabii. Benim zeytin gelirim yani. Güzel de randıman alayım yani. İki senede bir yetiyor mu size? Yetiyor. Yani güzel gelirim var. Kaç çocuk var? Bir kızım var. İkisi öldü, bir kız var yani. Okutabildiniz mi onu? Okuduyuz şimdi. Germencik. Germencik'te. Ama ne güzel. Ortak 7'ye gidiyorlar. Üniversiteyi okumak isterse okutur musunuz? Okumak isterse okutacağız. Köyümüz kentimiz programı reklamlardan sonra devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın.